Sayın Genel Kurulu ve Hazirunu saygıyla selamlıyorum. Bizim bu ülkede sorumluluklarımız var ve bu ülkenin sağlığı göz göre göre kaybediliyor. Bütün gelişmiş ülkeler sağlığa yatırım yaparken her geçen yıl daha fazla oranda bütçelerinden pay ayırırken biz gittikçe küçülen paylarla sağlığımızı korumaya çalışıyoruz. Bu mümkün değil. Hele bu kadar sayıda hekimi kaybettiğimiz bir dönemde bu yıl başından itibaren 2500 hekim yurt dışına gitmek için başvurdu. Bugün itibariyle. 2012'de sadece bir yılda 59 hekim gidiyordu. Geçen ay bir haftada 64 hekim ülkeyi terk etti. Giderlerse gitsinler dediniz. Onlar da maalesef gidiyorlar. Sadece onlar değil, ülkenin sağlığı da maalesef kaybediyor. Sağlıklı bir gelecek de böylesine mümkün değil. Çocuklarımız sadece sağlığımızı kaybetmiyoruz. Çocuklarımızın da geleceği maalesef karanlık. Çocuklarımızı muayene edecek hekim maalesef bulamayacakları gibi beslenemiyorlar. Beslenemedikleri için bodur çocuk dediğimiz, beslenme çantasında gıda almadığı için, okulda beslenemeyen, evde beslenemeyen, açlıktan bayılan çocukların olduğu bir ülke haline geldik. Ve o çocuklara biz ödeyemeyeceği borçlar bırakıyoruz. O bodur bıraktığımız çocuklara. 2017'de Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde 115 çocuğun doğum yaptığına dair bir bilgi vardı ve bunların da örtbas edildiğine dair bir bilgi vardı. Bir soru önergesi verdim. Daha öncesinde bilgi edindirmeden aldığım bilgiler neticesinde bu olayın maalesef örtbas edilmeye çalışıldığını ve elde ettiğimiz o bilgiler içerisinde de 18 ayda 22 bin çocuk anne olduğunu 2018'de üzülerek gördük. Nurettin Yıldız 6-7 yaşındaki çocuk 29 yaşında birisiyle bir erkekle evlenebilir diye kitaplar yazdı ve bu kitapları okullarda dağıtanlar ilçe milli eğitim müdürüydü, il milli eğitim müdürü yapıldı. Ve şu anda onlar hala okullarda seminer vermeye devam ediyorlar. Bizim bu bataklığı kurutmamız lazım. O günü ermeden efendim çocuklar hemen evlenebilir diyenleri rektör yaptık. Ahmet Ağar Akça dediğimiz adamı Mardin Üniversitesi'ne rektör yaptık. Sonra niye bunlar oluyor diyoruz. Resmi verilere göre 2021 yılında toplam 13.139 kız çocuğu evlendi. Çocuk evlendi, çocuk. Ve 7.190 çocuk doğum yaptı. 117'si 15 yaş altındaki çocuklar. Vicdanınız kaldırır mı bilmem ama 4 çocuk ikinci çocuğuna 15 yaşından önce sahip oldu. Birinci çocuğuna sahip olmuş, ikinci çocuk da oluyor. Kim görevini yapmadı da bu çocuklar ikinci çocuğunu da yapabildi. Şimdi Tümür Soykan'ın ortaya çıkardığı bir utanç tablosunu konuşuyor bütün tüm Türkiye. Tümür Soykan geçen yılda Ahmet Şık'la birlikte böyle bir kitap yazdı. Buradaki iddialar yalan mı? Sayın Ahmet Şık, siz yalan mı yazdınız? Hiçbir soruşturma açılmadı. Siz gazeteciyim diye burada duruyorsunuz. İçişleri Bakanı da burada duruyor. Adalet Bakanları'nın savcıları da buradaki iddialarla ilgili bir dava açamadılar. Bu utanmazlık, bu çürümüşlük nedir? Bir başka soruna değinmek istiyorum. Mücella Yapıcı. İki defa beraat eden Mücella Yapıcı'yı hapse attınız. Ve o Mücella Yapıcı'yı o yaşında bu şehri savunmak, bu ülkeyi savunmak için mücadele eden kadını elleri kelepçeli diş muayenesine götürdünüz. Ve oradan düştü. O elleri kelepçeli halde ring araçlarında tutukluları birbirine kelepçeleyip sallana sallana götürüyorsunuz. Bu utanç bu dönemde bu ülkeye yakışır bir şey değil. Mücella Yapıcı gibi bu ülkenin değerlerini elleri kelepçeli diş muayenesine diş çekmeye götürmek kimsenin hakkı da adı de değil. Nüfusumuz yaşlanıyor. Gençlerimiz bir bir yurdu terk ediyor. Önlem almamız gerekiyor. Bir başka sorun, human papilloma virüs dediğimiz bir virüs var ve bu rahim ağzı kanserine yol açıyor. Dünyada 140 ülke bu hastalıkla ilgili aşı programını aldı ve bu aşılamayı yapıyor. Türkiye'nin bir an önce bu aşılamaya başlaması gerekiyor. Kadınlar arasında 4. sırada olan bir kanser türünü yok edecek olan, kazıyacak olan bir aşıyı bir an önce ülkemiz...
Tamamlayın sözlerinizi. Ücretsiz olarak bu aşıyı mutlaka ve mutlaka bu çocuklarımıza yapmalıyız. Bir başka sorunumuz, üniversiteler bir bir çökertiliyor. Burası Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Buralarda biz eğitim gördük. Ve bir yandan burada yetiştirdiğimiz doktorlar gidiyor. Bir yandan 6 yıldır sürekli yıkılan bir üniversite 6 yılda bir çivi dahi çakılmadı. Biz burada eğitim gördük, ihtisas gördük. Ama çocuklarımız Türkiye'nin en yüksek puanlarıyla buralara giren çocukları böyle bir moloz yığınıyla, böyle bir otoparkla karşılaşıyor. Kimsenin üniversitelerimizi daha fazla tahrip etmeye hakkı yok. Uyuşturucu sorunu bütün sokaklarda, uyuşturucular ellerini kollarını sallayarak okul çıkışlarında satılıyor. Bağcılar'da, Esenyurt'ta, Şişli'nin göbeğinde bile bunlar yapılıyor. Bunlara tedbir almamız gerekiyor. Çocuklarımızı uyuşturucunun pençesine bırakanlardan bu ülkeye hep beraber kurtulmamız yakındır.